Oh my god. This is for you. You want? Happy. Ben göremiyorum. Kendi kendine şarkı söylemeye başlıyor ya. Evet arkadaşlar, yeni şehir kilidimiz açıldı. Şöyle bir şey karşılıyor bizi. Burası Laos'ta Lam Prabang, Luang Prabang şehri. Yani Laos'ta ilk gün sınır şehrinde kalmıştık. 2 gün süren tekne yolculuğu yaptık. Ve şimdi şehre geldik arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu an hostele gidiyoruz. Bakın nehir şurası. Ama nehirden şehre baktığında şehir görmüyoruz. Adamlar çok güzel korumuş. Baksana her yer ağaç. Şehir böyle içeride gizli gibi. Şimdi hostelimize gidiyoruz. İnternetim yok. Ama aklınızda bulunsun. Ben gelmeden önce internetim varken Tayland'da Laos'un haritasını indirdim çevrim dışı. O yüzden şu an mesela internetim olmadan hostelin yolunu bulabiliyorum. Güzel oluyor. Maps Me var. Bir sürü uygulama var ama ben Google çevrim dışı haritalarda da kullanabiliyorum. Downtown Backpacker. Hello. I have a reservation from Booking. Arda. A-R-D-A. Burası Downtown Backpacker Hostel. Kalmak isterseniz burası en ucuzu muhtemelen. Bakarsınız yine Booking. Şöyle bir havlu verdiler. Güzel kokuyor. Anahtarı var. Şimdi odaya da bakarız. Şu arkadaşlar yaptıktan sonra. Ceza olsun. 36. Evet, odamız arkadaşlar şöyle. Kimse yok şu an. Bir tek biz varız muhtemelen. Klima var. Bu çok önemli. Have to ask. Yeah. Have to ask. Sonra şurada bir ışığımız var arkadaşlar. Şunu açıyorsun. Oh ne güzel. Bir şey okumak için perdeni çek. Işığını aç. Şurada bir kilitli dolap var. Yeah. What do you want to eat? Fried chicken. no noodle soup. I don't want anymore. Evet bakın arkadaş, şöyle kilidim var. Tak takıyorum buraya. Bilmiyorum, ışık gelsin şöyle. Aynen. Şöyle takıyorum. Neyse şimdilik kalsın. Buraya laptopumu falan koyacağım. Sıkıldım sürekli çantamda laptopla gezmekten. Ağır yani arkadaşlar. O yüzden koyayım buraya. Bir de biz bir günlük rezervasyon yaptık. Bakalım, bir soralım. 2-3 gün kalabiliriz burada. Evet arkadaşlar, üzücü bir haber aldık Yuhi'den. Burada 7-Eleven yokmuş. Did you know that it's a Japanese company? Yeah, you told me. Bu arada birbirimize, ben onlara Türkçe birkaç kelime öğretiyorum. Onlar İngilizce, Japonca birkaç kelime öğretiyorlar. Mesela konnichiwa, arigato, kanpai. Arigato teşekkür ederim demek. Kanpai şerefe demek. Matane görüşürüz demek. Hayatta. Turko muzui isu yo ne. Muzukashii wa. Hayatta. It's so difficult to pronounce Turkish. It's like for me, like for us, like to pronounce Turkish is so difficult. It's so difficult, yeah, I know. Görüşürüz. Şerefe. Teşekkür ederim. Merhaba. Easier. No. Arkadaşlar, burası da tuvaleti. Ben bu hostele 8 puan veriyorum. Arkadaşlar ben 80.000 baht ödemiştim Booking'de. Bakın 7.5 ile 9.5 arası şey var. Breakfast, kahvaltı veriyorlar. Çay, kahve falan da var. Bir de klimada sabah 7'den akşam 7'den sabah 7'ye kadar çalışıyor klimalar. Oh be, terliğin gözünü seveyim ya. Genelde şunların içinde beyin oluyormuş arkadaşlar. Ben sordum. Bildiğin domuz beyni. Bakın ben chicken crispy green curry söyledim ama dedim ki koriander, kişniş olmasın. Böyle bir yer. Buranın gece pazarını çok beğendim bu arada ya. Çok canlı. Çok güzel gerçekten. Çok renkli ya. Laos'u beğendim bak. İlk giriş şehrimiz. Bir sürü sokak lezzeti var. Herkes masalarda oturabiliyor böyle işte. Burası da böyle bir bakkal. Ve arkadaşlar size şunları göstereyim. Mesela şu paketler 15.000 kip. 10.000 kipe de var mesela. 10.000 kip sigara.
10.000 kip arkadaşlar 15 TL yapıyor. 17 baht bu sigaralar. Bu green curry, yeşil curry. Ben bunu hatırlıyorsanız Tayland'da denemiştim, yiyememiştim. Çünkü içinde kişniş vardı. Şimdi dedim ki kişniş olmasın. Bakalım nasıl. Şöyle bir tatmak istiyorum. Yine garip grup şeyler var ama. Arkadaşlar ben green curry'i yiyemiyorum galiba ya. It's too salty. Salty. Buna alışmam çok çok garip garip şeyler var içinde. Böyle tuz dökerken yanlışlıkla kapağı açılmış da böyle bocalamışlar gibi geliyor ama neyse. Tavuk var ya, inanılmaz güzel. Böyle KFC gibi yine. Mesela bu çok güzeldi ya. Afiyetler olsun. Gömdük böyle. Bayağı uzun, yardırıyor gidiyor böyle. Oo, ağırmış bunlar ya. Bunlar geleneksel kıyafetler herhalde. Değişik, renkli renkli. Şimdi mesela birkaç şeyin fiyatını soruyorum. Diyor ki 250 bin. Pahalı. Sonra diyor ki sen ne kadar verebilirsin? Bayağı öldürün arkadaşlar fiyatı. Bayağı öldürünce iyi oluyor. 250 bin diyorsa ben 100 bin falan diyorum. Suratı düşüyor ama bayağı bir indirim yapıyor sonra. Tayland'da hiç görmemiştim ama bayağı burada kahve satıyorlar. Kahve demleme aparatım yok ya. Coffee. Oh my god. Oh shit. Abi içinde yılan ve akrep var hayvan gibi. Bu da Laos'un viskisi. Genç'ten viski. Bu %50 abi. Oh shit. I can't drink this. Bu arada arkadaşlar teşekkür ederim demek Kopçay. Artık Savari Kaptan Kopçay'a geçtik. Evet, Laos bayrağı almak istiyorum. No, I don't think so. Bu da 25 diyor ya. 20, no 20, no 20. Yeah, thank you. Çok güzel. 20 bine aldık. Bakayım hangisi daha düzgün. Bu da güzel. 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 Solucan yiyorum. You want there? Yeah. There? Yeah. You like? Oh no, I know. Stick. Yeah. Good? I don't know. You don't know. But not bad. Not bad. Bana kurbağa gösteriyor ye diye. Yeter çayı yıka. What is this? No. Okay. No, no, no. You like? It's good? Yani burada... Bak kurbağa var. Böyle solucanlar var. Yok yiyemem ya. Bir bakayım yarın kahvaltısı güzelse kahvaltı dahil rezervasyon yaparım. Eğer kahvaltısız olursa 65 bin kip. Neyse ilk günüm böyleydi. Zaten akşam geldik. Sümüklü böcek yedim arkadaşlar. Ya hiç hoş değildi açıkçası. Sosu kötüydü. Normalde et gibi bir şey de sosu kötüydü. Neyse yarın görüşürüz. Hostelin önüne pazar açılıyor arkadaşlar. Ve şu an öleceğim. Çünkü şu kişnişin kokusu var ya beni bitiriyor arkadaşlar ya. Kişnişe dayanamıyorum kokusuna bile. Çok kötü abi. Beni anlamak için lütfen Türkiye'de şey yapın. Kişniş alın ve koklayın, yemeye çalışın. Çok fena. Sonunda şekersiz bir kahve içeceğim ya. Arkadaş millete diyorum ki Türkiye'liyim, Türk'üm, Türski her şeyi sayıyorum. Çince'de böyleymiş bak. Türki. İlginç. Bak şu ahşap gibi bir şeyler var ya. Bunlar da yemek pişiriyorlar. Bizim Japon uyuyor. Ama bugün ne yapacağız? Sim kart alacağız. Bir motor fiyatlarını soracağız. Sonra bilmiyorum ne yapacağız. Hey! Morning!
Ilke. It's 9 o'clock. Dediğim mi, şu içtiğim kahve bir aydır içtiğim en güzel kahve. Çünkü arkadaşlar Vietnam'da mı, burada da belki yapıyorlardı da kahve yetiştiriciliği var. Vietnam'da da Botu diye bir arkadaşım var. O kahve çiftliğinde çalışmıştı. Ve oh, yani şekersiz hissedebiliyorum kahveyi. Çok güzel bir kahve. Ve bu en yüksek paraları 100 bin, yani 140 lira falan yapıyor. Buranın 2 günlüğü 150 bin. Şimdi şöyle vereceğim. For me. Arkadaşlar ismi şu Star Telecom Company. Garip bir yer ya. Bak burası. Bak sim kart 60 bin. 20 GB'a 60 bin, evet doğru. Ben 27 GB'tan alayım ya. Bir ay buradayım. Hatta arkadaş 35 GB alsam daha iyi. 35 GB per month and sim card. Evet arkadaşlar, bu benim Laos sim kartım. Beni aramak isteyen varsa arayabilir. Ne kadar yazar size bilmiyorum ama. Bu da eski kartımı da buraya koymuşlar. Evet aldık. No. Okay. No coriander. Yeah. No. No. Şu sebzeleri şu suda birazcık haşlıyor. Zaten haşlanmış, şurada noodle var. Biraz noodle koyuyor. Sonra kişniş koyuyor falan. Bu arkadaşlar noodle soup. Yani noodle çorba. Yine bitiremedim. Adam bitiriyor benim. burada motor kiralayacağız bir günlük. Bugün bir şelaleye gidelim dedik. Günlük 120 bin ya. Biraz pahalı Tayland'dan. Ama bugün kiralayıp direkt birkaç tane yere gidebiliriz. Şelaleler var. Çok yer yok ya zaten. Ben şimdi diğer çenli çocukla beraber kiralayacağım. 120 bin ya. 60 bin 60 bin paylaşacağız. Pasaportu bırakıyoruz burada. Burada herhalde çok hırsızlık oluyor. Adam kilit veriyor kadın. Ve diyor ki otelin bahçesine koyun, dışarı bırakmayın diyor. Kesin çalınabilir. Evet, şimdi Çinli arkadaşlar Gugu'yla birlikte motor kiraladık. 60 bin verdi bana. Yani 60 bine bir günlük kiralamış olduk. Evet arkadaşlar, ilk durağımız Kuangxi Waterfall ve sonunda yüzebileceğim galiba burada. Mayon falan yok ama yüzerim ya, yapacak bir şey yok. Çok güzel gözüküyor. Girişi 20 bin lira. 1 litre benzinle veriyorlar ya, dönüşte de 1 litre benzinle vermen lazım. Polis olayını sordum. Dediler ki kaskını takarsan polis sorun değil. Tayland'daki gibi sorun değil yani. Umarım sorun olmaz. 80 bine zorluyor. 80 bin keep. Yeah. Full. Full, okay. Lan göremiyorum. Şurada market var. Marketten bir içecek alalım. Sular 10.000. Çocuk var. Noodle yiyor. Bunu galiba şu bebek için yapmışlar. Bebek çıkmasın buradan diye de şuradan çıkar. Çok saçma oldu. What's your name? What? Lalim Prang. And you? Naginda. Lalimra? Naginda. Naginda. Arda. 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 Arda, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. You're 5? And you? And you? 5? Evet, çocuklar için şey aldım. Lollipop aldım. 2000'miş tanesi. Hey, this is for you. You want? Oh, which one? Choose. Okay. Okay, I can find more kids on the road. Yollar o kadar bozuk ki manzarayı izlemeye korktum. Bak. 10 kere çukura girdim. Motorları buraya park ettik. 5000 kipe. Park. Waterfall, thank you. Bilet alacağız buradan. Yani burada bir sürü şey satıyorlar. Arkadaşlar bu Asya'da sanatçılar çok iyi ya. Şu duvar resmine bakın abi. Bu şelale bu gerçekten. Böyle gözüküyor. Bu arada arkadaşlar ben bıyık bıraktım. Bıyık bıraktım. Nasıl olmuş? Sizce kesmeli miyim bıyığı? Bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor ya bıyık.
10 puan veriyorum. Bunu kaybetmeyin arkadaş. Ben bunları bu arada biriktiriyorum ya. Çantam atıyorum. Anı olarak. Bütün Çinliler toplandık. Toplandık. Do you know what is this? It's like duck head. False bird of paradise. Oh, bu false bird of paradise. İngilizcem hiç hoş değil ama paradise. Cennetin yanlış kuşu mu ne? Abi kuş kafasına benziyor. Gagası bu. Arkadaşlar Laos'ta iki tip ayı varmış. Yeah. Yeah. Biri moon bears, biri sun bears. İkisi de çok önemli. Aa, bir sürü ayı var şurada. Aa, adamlar ayılar için hamak yapmış. Bir şey değil mi? Bu ne? Çok güzel. Aa, su, ilk defa suyu çamursuz görüyorum arkadaşlar. Yeah. Ah, buraya çıktığında ben de korktum. Arkadaşlar bunlar yaşıyormuş. Bu leopar kedisi. Bunun ismini unuttum ya. Blue Crote. Zehirli galiba. Bir de Leather Mouse Deer. Allah Allah. Ha, inanılmaz bir şey abi. Chinese web. Really? Happy 这有一个摄像机，我有一个摄像机，这还有一个摄像机，我们这里三个摄像机，我们三个摄像机，摄像这个，数来宝，朋友都过来，我们一起来数来宝，哎，对对对，唱数来宝，我们唱的是数来宝。 我唱起来，哎，反了，打竹板台上走，走上台来就打走。有花狗，有黄狗，有大狗小狗和老狗。Oh my god！蹦蹦啪，蹦蹦蹦啪，蹦。啊，好好，谢谢。 Turkey to China. Ah, keşke giriş serbest olsa abi. Şuralar çok inanılmaz ya. Çok güzel bir şelale. Üzgünüm, Manisa Türkmen Şelalesi. Senden daha güzel bir şelale buldum. Evet, slow boat'a tanıştığım kızlar dedi ki çantama bakabilirim falan. Thank you. 100'lük eğlendik. Şimdi hostele dönme vakti. Bu teknede tanıştığım iki tane kız vardı. Bugün tur rehberi tutmuşlar. Böyle 3 saat trekking yapmışlar ormanda. Bu sonra buraya getirmiş rehber. $50 vermişler abi. $50 çok para. $50'a 12-13 gün konaklayabilirsin burada. Yani tur rehberi işi yaş yani burada. Zaten tutmam da. Çocuklarla birden top oynamaya başladım ya. Hiç de top oynamayı bilmiyorum abi. Ya şey. Ne? Anladınız? Don? You have? Yes, I have. Yeah, the other. Can you? Yeah. Şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Ben şu an 26 yaşındayım. 25 yaşımda ilk defa yurt dışına çıktım işte. 3 ay 4 ay önce Balkanları gezdim böyle 16 17 gün. İlk defa yurt dışına çıktım o sıra ve yabancılarla ilk sohbetimdi yani. Hep dizi izleyerek öğrendim İngilizceyi. Ama şu an ne kadar konuşabilsem de, derdimi anlatabilsem de, her konuya dahil olabilsem de çok derin konulara inemiyorum. Ve bunun sıkıntısını yaşıyorum. İnsanlarla acayip sosyalleşemiyorum. İngilizce öğrenmek çok önemli. Bu şekilde öğrenebilir miyim bilmiyorum. Daha fazla gramer vesaire. Şu an derdimizi anlatıp sohbet edebiliyoruz. Ama derin konulara giremiyorum. Mesela işte felsefe, din. Biriyle tanıştığımda sıkıntı yok. 2-3 saat sonra suratımıza bakıyoruz. Çünkü yok abi konuşacak. Valla bizim Çinli çocuk dedi ki ben sürebilir miyim? Ben dedim ki ben sana güvenmiyorum. Yollar çok kötü arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Yine pigu hen da. Arda. Arda. Yine pigu hen da. Yola bak bir girsen öleceksin ha. Valla tatlı atarsın. Hostele döndük. burada bir tapınak var, bir tepe var. Oraya çıkacağız ve gün batımını izleyeceğiz. Böyle her şehirde gün batımı izleme noktası var. Nasıl bizim İzmir'de gün batımı iskelesi varsa öyle düşün. Bir tepeye çıkıp gün batımı izleyeceğiz. Mesela Payı'da da vardı. Sapanlar var, bir tane alasım var ama kimi vuracağım bilmiyorum. Aa tapınağa bak ne güzel. Bir şeyler satmayın diyor, satarsanız 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon cezası var. Abicim 30 bin. Allah yoruldum. For release. For release. Release. How much? 15. Adam kuşları tutmuş salın diye. 50 bine satıyor. Psikolojim bozuldu. Salacaktım 2 tane kuşu da. Hay Allah üzüldüm bak kuşlar. Ah, evet burası manzara noktası arkadaşlar. Gülüp şarkıda şey hadi şu an buradaki Türk ben tek Türk benim arkadaşlar. Sizi ben temsil ediyorum. Oo burası da şehrin öbür tarafı lan. Aslında büyük bir yermiş bu ise. Videonun da sonuna geldik. Güneşi batırdık. Video bitti. Ben de yoruldum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın bakalım ne yapacağız bilmiyoruz. Şöyle bir manzarayla kapatayım videoyu. Merak ediyorsanız haftaya diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve çocuklar... Ha? Aynen. Don. Tamam.